Tevazunun zirvesi bir vali. Efendimizin vefatından sonra Selman-ı Farisi, Bağdat yakınlarındaki medayine vali olarak gönderilir. Kendisinin mütevazı bir yaşam biçimini benimsediği rivayet olunur. Öyle ki vali olduğunun hiçbir nişanı üzerinde görülmezmiş. Halktan biri gibi dolaşırmış halk içinde. Selman-ı Farisi ile ilgili Gönüller Sultanı Mehmet Zahid Kotku'nun bir sohbetinde dinlediğim, ilgili pek çok kaynakta da bulabileceğiniz bir menkıbeye burada yer vermek istiyorum. Bir gün Şam'dan zengin bir şahıs şehre gelir. Yanında eşyası da vardır. Götürecek bir adam arar. Sağına soluna bakar, kimseyi hamala benzetemez. O sırada oradan geçmekte olan Selman-ı Farisi'yi görür. Garip bir adam, hem hamala da benzer bir vaziyeti var diye içinden geçirir. Eliyle de işaret ederek seslenir. Gel der. O da çekinmeden gelir. Şu benim eşyalarımı evime kadar götürür müsün der şahıs. Hay hay der Selman-ı Farisi. Eşyayı yüklenir, şahsın evine doğru yola çıkarlar. Yolda rast gelenler hemen valiyi tanırlar ve Esselamu aleyke ya emir el müminin derler. Adam taaccup eder içinden. Yahu ben ne yaptım? Müminlerin emiriymiş bu. Allah Allah der. Mahcup bir vaziyette, efendim affedersiniz ben bilemedim. Kusuruma bakmayın. Bırakın burada eşyaları, ben bir başkasıyla yollarım der. Fakat Selman-ı Farisi, yo ben söz verdim. Evine kadar götüreceğim der. Ve sahabeler arasında seçkin bir yere sahip olan, aynı zamanda da bulunduğu memleketin valisi olan Selman-ı Farisi, hiç gocunmadan adamın eşyasını evine kadar götürür.